2010 yılında 1800 üye sayısıyla teslim aldığımız sendikamızı her yıl üye sayısını arttırarak 5000'den fazla üye sayısına ulaştırdık. Ve Türkiye'nin en başarılı şubelerinden biri olduk. Bizler sokak sendikacılığı yerine hak arama mücadelemizde eğilmeden duruşumuz, milli ve manevi değerlere bağlılığımız, vicdani ve etik hizmet anlayışımızla bugünlere gelmeyi başardık. Merhum Mehmet Akif İnan'ın oluşturduğu sendikal vizyonumuz ile de emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Oluşturulmak istenen suni gündemlere, gerilimlere takılmadan tüm enerjimizi çalışanlarımız için sarf ettik, sarf etmeye de devam edeceğiz. Birileri sendikacılığı çıkar hesaplı küçük dünyalarına hapsetmeye çalışırken biz emeğin hakkını aradık. Bazıları hitap ettiğimiz kitlenin sadece duasını istedik. Bu anlayışımız ile ilimizde geçmişi oranla sendikacılık alanında önemli bir yol aldık. Varlığımızın temelini ve hizmet sürecimizi yaşasın veya kahrolsunlara boğdurmadan geliştirdik. İyi oluşturmaya çalıştık. Sendikaların bir hizmet ve değişim aracı olduğu bilinciyle gelişim odaklı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bundan sonra da Sağlık Sen Kahramanmaraş Şubesi olarak sendikam... Sadece sizin sendikacım benim milletvekili olmamın dışında bir hukuk olduğu için burada bulunmak istedim, bu güzel ortamda bulunmak istedim. Bir kardeşimiz, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Kaya Bey sizinle beraber çalışmış, sizin kardeşiniz. Sizin için önemlidir ve gurur duyacağınız bir şey olduğu için söylüyorum. Bütün vekillerimizin, bütün siyasilerimizin ortak kanaatiyle Aile Sosyal Politikalar İl Müdürümüz oldu. İnşallah sendikacılıkta yaptığı güzel işleri artık şehrimizin il müdürü olarak aynı şekilde devam ettirecek. Kendisine de başarılar diliyorum sizin huzurunuzda. Sizin bir kardeşiniz olduğu için bunu söyleme ihtiyacı hissettim. Bir şey daha söylemek istiyorum. Genel Başkanımız konuşacak ve belki aile içinde yapacağınız konuşmalar olacak ama maalesef iktidar partisinin milletvekili olarak biraz siyasi söylemde bulunmam lazım. O yüzden biraz bana katlanmanızı rica ediyorum sizden. Biz sizinle bir mücadele veriyoruz ve uzun süredir veriyoruz bu mücadeleyi. Mücadelenin iki ayağı var. Bir tanesi sağlıkta çalışan bu kardeşlerimin daha iyi şartlarda çalışması ve daha iyi şartlarda yaşaması için sizin yaptığınız mücadele. Yani iktidardan beklentileriniz. İktidarın da size bunun karşılığında verdiği cevaplar. Ama bizim bir total amacımız var, AK Parti siyasetinin total amacı var. O da şudur, milletinin her geçen gün daha iyi yaşaması, her geçen gün çocuklarının daha iyi bir geleceğe sahip olması. Bunun içinde sağlıkçılar da var, başkaları da var. Milletin her unsuru var bunun içinde. Milletimizin ve çalışanlarımızın yarınları adına sorumluluk yüklenmek ve payımıza düşen kısımda başarılı olmak. Biraz önce Sayın Vekilim çok güzel söyledi. Sizlerin talepleri bizlerin hayalleri dedi. Evet, bizlerin hayalleri, bizlerin talepleri. Bu talepleri gerçekleştirebilmek, bu talepleri çözüme ulaştırabilmek, çalışanların ve halkımızın memnuniyetini artırabilmek en önemli gayemiz. Onun için çıkmış olduğumuz bu yolda. Yapacak olduğum konuşma...